teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, doğal ışık değil mi? Hayırdır? Fotoğraf çekimi var. Evet, Bakü'den çok sevdiğim bir markanın dizayneri, prodüseri geldi. Onlarla güzel bir çekim yapıyoruz burada, Nişantaşı sokaklarında. Fotoğrafçımız Erman Bey, çok yeteneklidir, kendisini çok severim. Öyle, ben de dün geldim. Neredeydin? Tiflis'te. Çekime gitmiştim orada. İşte geldim. Burada işte çekim yapacağız. Sonra Paris şeyimiz var. Sonra Milano'ya gideceğiz. Öyle diyorlar ama yerleşmedim. Gidip geliyorum. Orada da artık bir evim var. Gidiyor geliyorum. Orada işler yapıyorum. Uzun kalacaksın. Yok. Bir hafta orada kalıyorum. Mutlaka. Ayın bir haftası. 5 günü. Diğer zamanı buradayım, yurt dışındayım, gidiyor geliyorum öyle. Yani ev daha mı kolay oluyor sizin için? Kolay kolay. Bir ayağım, bir de orada hani iş yaptığım insanlar da var. Dolayısıyla hem burada hem orada. Biraz orada. Başka işte çekimler yapıyorum, şu an koşturuyorum. Onun dışında Ocak ayında belki güzel bir projeye başlayacağız. Evet. Onun senaryosunu okuyorum şu an. Film, dizi? Dizi. Evet. Onun dışında daha yurt dışı... Daha önce var mıydı dizi? Evet. Var değil mi? Kamil Bey biliyor. Uzun bir ara verdim. Uzun, bayağı uzun oldu evet. Biraz küstüm o sektörden ama... Ne küstürdü sizi? Sonra anlatırım belki ama... Peki ne şimdi güzel bir proje var. Ona inşallah başlayacağız bakalım. Okuyorum senaryo. Hoşuma gitti. Ocak ayında başlıyor. Öyle. Onun dışında işte yurt dışı seyahatlerim var. İşte çekimlere gidip geliyorum. Öyle. Şey yolunda. Çok şükür. Siz evet, nasılsınız? Sağ olun. Bizler de izgünelim. Böyle genel bir algı var. İşte mankenlik sektörü bitiyor, bitti vesaire evet. Tarzında piyasada. Evet. Ama siz mesela çok yoğun çalışıyorum diyorsunuz. Herhalde öyle bir durum söz konusu değil gördüğümüz kadarıyla. Yok öyle yani... bir söz konusu değil evet. Hı. Ama şöyle aslında mankenliği bitiren bazı mankenlerimizin kendisi yani diyebilirim. Bir de eskisi gibi o şey kalmadı. Ama devam ediyor yani. Hala mesela İzmir'e gideceğiz. İfvidik var yakında. Oraya gideceğiz. Onun dışında benim daha çok yurt dışı oluyor biliyorsunuz. Paris Fashion Week'e gidiyorum, New York Fashion Week'e gidiyorum. Yani genelde yurt dışında daha çok şey yapıyorum. Ama tabii ki burada Türkiye'de evet eskisi gibi değil tabii. Bazı mankenler bitiriyor dediniz. Onu biraz daha açabilir miyim? Onu tam anlamadım. Onu çok açmayayım. Kapalı kutu kaldı. Onu çok açmayayım. Onu siz açar. bilmiyorum. Biraz daha kendileri basitleştiriyormuş gibi geliyor bana. Ama bu da bir meslek, çok sevdiğimiz bir meslek. Hani herkes bence kendi işini güzel bir şekilde yaparsa, daha seviyeli bir şekilde ve saygı duyarsa en her şeyden önemli kendi işini bence daha iyi olur. Peki yurt dışında ve Türkiye'de sektörel anlamda ne gibi farklılıklar var? Yurt dışında daha disiplin var. Tabii. Yurt dışında daha disiplin var. Bir de yurt dışında o bunun arkadaşı. Biliyoruz Türkiye'de bu bunun arkadaşı. Bu torpil daha çok var yani. Ama yurt dışında böyle torpil yok. Gerçekten disiplin, profesyonel. Senin yani kendine göre, işine göre seninle çalışıyorlar. Ama burada biraz daha o bunun arkadaşı, bu onun arkadaşı, o bilmem dıdısının dıdısı böyle. Yani biraz daha torpil, biraz daha insanlar hani genç yeteneklere, nasıl diyeyim, biraz daha tanımadıklarına çok şey yapmıyorlar. Bu iyi bir şey değil. Umarım her şey düzelir yani. Bu durumda meslekten soğuma sebeplerinden biri haline geliyor herhalde. Tabii suyu... yani biraz soğuyorsun. Hı. Hani şey yapıyorsun. Çünkü herkes saygı duysa kendi işine hiç de bu hale gelmez. Hiç de böyle basit gözükmez yani. Ama maalesef çoğu insan bunu bir geçici bir şey olarak mankenliğe geçici evet basamak olarak kullanıyor. Yani ve saygı duyduklarını düşünmüyorum. Yani her işinde saygı duyarsan o işin daha iyi gider ve bu bir şey olur. Numune olur, örnek olur. Maalesef o yok şu an. Düzelir.
Mesela eskiden şunu hatırlıyorum. Türkiye güzellerinin ismini kolay kolay unutmazdık. Evet, şu an, şimdi, şu an o kim, kadar son saçma yarışmalar var ki. Bana da mesela bir sürü jürilik için geliyor yarışmalar. Yani çok farklı işte. Yapılan ödül törenleri olsun, yapılan yarışmalar olsun. Tamamen maddiyata yönelik olduğu için sonuç olarak hani böyle işte bir sürü yarışma, bir sürü ödül töreni ve bir sürü herkes kraliçe oluyor ve kimse birbirini tanımıyor. Hak etmeyen şey insanlar oluyor, yarışmaları kazanıyor gibi gibi, böylece daha da gözden düşürüyorlar yani aslında kendi sektörünü, doğru, kendi işlerini gözden düşürüyorlar. Günaydın, Miss Turkey'nin eski etkinliğinin olduğunu düşünüyor musunuz? Bence artık o yarışmalar kalmadı ya, yani Miss Turkey olsun, Best Model olsun falan filanı. Bence artık onlar kalmadı yani. Eski şeyi yok galiba. Yani eski şeyleri yok. Düşünmüyorum yani. Miss Gürcistan daha iyi. Miss Gürcistan. Ya valla gidip geldikçe görüyorsun yani, anladın mı? Hani doğru, farkı anlayabiliyorsun. Ama sizin söylediğiniz şey sadece sizin mesleğinizle ilgili bir, Türkiye'nin genelinde öyle bir şey. Türkiye'nin genelinde yani, değil mi? Aşçı da bilmem. Aynen. Yani keşke herkes yapabildiği işi yapsa. Aşçı DJ'lik yapıyor keşke mesela. Değil mi? Nasıl oluyor yani bu? Böyle keşke herkes kendi işini yapsa hiç buralara gelmez yani bu iş. Aşçı DJ'lik yapıyorsa kimse o zaman mutlu olmadığı kimse mutlu işte, değil. Aynen. Bak çok güzel bir noktaya dokundum. Mutlu olmak yani. Sevdiğin işten gerçekten mutluluk almak, keyif almak çok özel hissettiriyor, çok iyi hissettiriyor. Maalesef bizde o kalmadı yani. Doğru. Hani nereden ne yapabilirim, ha bu iş popülerse bunu yapayım, böyle öyle ve kimse kendi işini yapmıyor. Aynen. Dolayısıyla bu hale gelip çıktı. Cihangir memnun bu yoğun tempodan. Cihangir okulunda, Cihangir derslerinde hiç şey değil. Ben biraz geldim, uçaktan indim, hasta oldum. O kadar teşekkür ederim. Şey yaptı ki bana, büyüdü artık, sarılıyor, bakıyor. Ah anne sen bugün yorma kendini. Sıcak çay getiriyor bana. Gerçekten çok iyi bir evlat. Allah herkese nasip etsin diyorum. Güzel gidiyor Cihangir'le. Peki, var mı başka bir şey? Güneşten kurtuldum. Mahvoldum ya. Ya evi tamiri. Tam buraya. Tamam. Evet, tamam. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun ederim. Ayağınıza sağ olun. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kaldırım kıymete bindi yalnız, daha fark ettim. Nasıl? Terzin? Tamam. Klasik. Tamam. Şuradan geçirdim. Geçti de zaten. Ercan abi şey diyor. Siktir git. Teşekkür ederim.